Keşke seneler evvel seni bu deliğe soksaydık da bir oğlunun daha mahvına sebep olmasaydın. Siz olsanız ne yapardınız? Biricik oğlunuzun boynuna ipekten urgan geçirildiğinde siz ne yapardınız? Mazi bilmez gibi konuşursun. Evlatlarımızdan birine taht nasip olduğunda 19 tabut çıktı bu saraydan. İçlerinden biri en küçük oğlumuzdu. O gün gücünüz yoktu. Lakin şimdi hikmetinizden sual olunmaz. Sultanım, yalvarırım ne olur yardım edin. Herkesin bir talihsizliği vardır. Doğar doğmaz alnına yazılır. Bu küçük yavrucağınki ne biliyor musun? Sen. Safiye Sultanım! Sizde zerre vicdan yok. Kalbinizde merhamet yok. Sevgi yok. Herkesi kandırabilirsiniz lakin beni asla. Sultanahmet'e karşı elinizde olsun istiyorsunuz oğlum. Bu yüzden yaşasın istiyorsunuz. Bu yüzden. Anne, ben abimin peşinden gideceğim. Sefere gideceğim. Kılıcım da alacak. İnşallah o günler de gelecek. Büyüyeceksin. Elinde kılıç nice zaferler kazanacaksın. Validem ne oluyor? Menekşe niye ağlıyor? Bir şeyim yok sultanım. Öylesine hislendim. Kötü bir şey mi oldu? Hayır Mustafa. Kötü bir şey yok. Ben bir müddet burada olmayacağım. Ben dönene kadar sen burada kalacaksın. Nereye gidiyorsunuz validem? Nereden çıktı bu? Telaş etmeyiniz sultanım. Zinhar üzülmeyiniz. Valideniz eski saraya gidiyorlar. Ben ne olacağım peki? Yalnız mı kalacağım? Hadiselerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Bu sarayda kalmanızı sağlamayacak Cennet Hatun. Lakin oyun devam ediyor değil mi? Bu daha ilk adım. Adım adım çıkacaksın merdivenleri ki ayağın takılıp düşmeyesin. Anne gitme. Döneceğim. Ben de geleyim anne. Beni de götür ne olur. Şehzadem, hünkârımız da yok burada. Siz de giderseniz bizi kim koruyacak? Anneme ne olacak peki? Dönecek. Tez vakitte dönecek. Sizi bırakıp gider mi hiç? Söz mü? Söz. Sultanım, şehzademiz bana emanet. Eğer rızanız olursa onu gözüm gibi korurum. Vallahi emanet. Ben dururken sana mı kaldı kardeşim? Uzak dur.
Cem aşağı bitti hatunlar. Derhal işlerinizin başına dön. İşte bu hatun. Yapman gereken sadece şehzadeyi koru. Cennet hatun bekle. Niye koruyacakmışım şehzadeyi? Ne olacak ona? Söylediğime pişman etme. Bilip bileceğini anlayacak bu kadar. Senin yüzünden kellen mi gidecek? Ne oluyor? Siz burada. Şşş. Telaş etme ölümü. Hünkar oğlum dün gece hükmünü bozdu. Bundan sonra kimse ona zarar veremeyecek. Öyleyse siz niye buradasınız? Valdem ne oluyor yine? Sakin ol Sultan. Buraya geldim. Zira hünkârımız Şehzade Mustafa için yeni bir hüküm verdi. Bundan böyle ne sen, ne Dilruba Sultan, ne Menekşe. Hiçbiriniz onu göremeyecek. Buna ne lüzum var sultanım? Şehzademin kendi dairesi var zaten. Orada kalır. Dilerseniz ben giderim, buraya hiç gelmez. Hüküm verildi Halime. Nasıl bir zulüm bu? Bir anaya evladından nasıl ayırırsınız? Beni kardeşimden nasıl ayırırsınız? Ne oluyor anne? Canının bağışlandığını sevineceğiniz yerde hala nankörlük ediyorsunuz. Hoca, şehzademiz uyanır uyanmaz gereğini yapın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. En azından izin verin. Ben götüreyim şehzademi. Vaziyeti daha da zorlaştırmayın sultanım. Hem bu halinizle nasıl refakat edeceksiniz? İki elim kanda olsa, ayaklarım kopsa ne fark eder? İzin verin ben götüreyim. Menekşe, bana afyon şurubu bulma. Validem, bu halde nasıl gideceksiniz? Ben refakat ederim. Sen de geleceksin elbet. Nereye gidiyoruz anne? Has bahçeye çıkacağız şehzadem. Birlikte dolaşacağız. Mis gibi temiz hava çekeceğiz burnumuza. Nasıl yapıyorduk? Yaşasın. Ben çıkışı da bulurum. Sultanım, hoş geldiniz. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Safiye Sultan gene hiç beklemediğim yerden saldırdı. Keşke yanında yöresinde biri olsa da bize her şeyi anlatsa. Handan Sultanımızı gördüm az evvel. Halime Sultanımızın dairesindeydi gene. Handan'ın bir diğer akıl hocası.
Düne kadar kanlı bıçaklıydılar. Şimdi bize karşı birlik oldular demek. Laf dinleyeceğine şurup hazırla. Başım çatlıyor. Papatya şurubu sultanım. Teskin eder, ferahlatır. Dervişe Fahriye Sultan'la izdivaç teklif etmiş. Tam Safiye Sultanlık bir hamle. Derviş ağaya itimadınız tam sanıyordu. Öyle olmasa aslanımın canını emanet eder miyim? O halde gönlünüzü ferah tutun. Derviş ağa haysiyet sahibidir. Size ihanet edeceğini zannetmem. Fahriye Sultan iyidir, hoştur. Lakin daha şimdiden 3 defa dul kaldı. Yatağına giren pek yaşamıyor. Ne yapmamız lazım onu konuşalım. Evvela birbirimize itimat etmeliyiz sultan. Dervişe gelince... Hanedana damat olursa eli güçlenir, önü açılır, süratle vezir olur, divan-ı hümayuna girer, zenginlik ve kudret de peşinden gelir. Böylece biz de kuvvetleniriz. Öyle. Lakin nicesinin bu kudretten gözü döndü, aklı şaştı. Elbette derviş ağayı tenzih eder. O böyle bir hataya düşmez. Düşmez de... Fahriye Sultan'ı hafife alamayız. Malum, en güçlü silah onun elinde. Her gece yatağına girecek. Han Hazretleri. Hainler layığını buldu hünkârım. Kimse acımayın. Thank you.
Açmayın. Hoş geldin kar kardeşim. Ben hünkâr değilim. Tahta çıkamadım ki. Abim geldi. Abim mi? Hünkârımız yaşıyor mu? Mustafa. Anne. Ne oldu anneme? Anneciğim. Sultanım. Sanki kalbinin üstünde bir öküz oturmuş. Bir el boğazını sıkıyor da nefes alamıyorsun. Ona bakan, ona dokunan, onunla konuşan her hatundan nefret ediyorsun, öyle değil mi? Siz nasıl başa çıktınız bununla sultanım? Haremdeki hatunların cümlesi kıskançlık çemberinden geçer. Kimisi can alır bu hissiyatla. Kimisi de cennet kalfa gibi kurban olur. Cennet kalfa bahsetmişti. Hatunun biri kıskanmış da yakmış yüzünü. Sizin konuyla alakalı malumatınız var mı? Merhum hünkârımız Mehmet Han el üstünde tutardı beni. Tabii Safiye Sultan bundan hoşlanmadı. Diş biledi. Gözden düşürmek için fırsat kolladı. Cennette bir iki defa halvete girdi diye nimetten sayardı kendini. Sevmezdik birbirimizi. Düşmanlığımız herkesin dilindeydi. Velhasıl kelam, bir sabah cennetin çığlıklarına uyandık. Bildiğin hadise. Yastığına zehir sürmüşler. Herkes benim yaptığımı sandı. Ayağımı kaydırmaya çalıştılar. Lakin ben değildim o. Ben yapmadım. Hava soğudu. Sultanım. Kim yaptı peki? Safiye Sultan mı? Başka kim olabilir? Madem öyle, Cennet Galfa neden hala onun yanında? Safiye Sultan bu. Karda yürür, izini belli etmez. İstediğini elde edemeyince Cennet'i yanına alıp hadiseyi örtbas etti. Cennet Kalfa hakikati bilmiyor öyleyse. Maksadın ne Kösem? Cennet'i kendi yanına mı çekmek istiyorsun? Safiye Sultan'ın sırlarını sana verir mi zannediyorsun? Sizin maksadınız ne sultanım? Neden arkamdan geldiniz? Neden şimdi Cennet'i önüme atıyorsunuz? Sen benim oğlumu, Mustafa'mı korudun. Ben de biraz olsun karşılığını vermek istedim. Zira borçlu kalmayı pek sevmem. Hala bir şey demediniz ama. Eski saraya git Kösem. Kumru Hatun'u bul. Cennet'in yüzünü o yaktı. Neler olduğunu bir tek o biliyor.
bakacağım. Dönmüşler. Sen Mustafa'yı al dairemize git Menekşe. Gözünün üstünden ayırma sakın. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir Musa Çelebi. Emriniz üzere Kalenderioğlu denen o asinin yanına gittim. Ve yardım için öne sürdüğü tüm şartları kabul ettiğimizi söyledim. Netice? Kalenderioğlu 20.000 neferiyle isyana hazır. Sultanahmet'i tahttan indirip şehzademizi tahta çıkaracağına söz verdi. Hazırlığını yap paşam. İlk fırsatta gidiyoruz. Kanlı bir savaş bizi bekliyor. Al, bunlar temiz. Değiştir yatağını, sonra kirlileri getirirsin. Sen? Sen git. Bülbül Ağa çağırmış beni. Peker Hatun. Anastasya. Of, bunca yıldır haremdeyim. Senin gibi inadını görmedim. Ne halt ediyorsun burada? Hiç. Kaçacak yer arıyorum. Bu akşam olmaz. Sonra kaçarsın. Talih kuşu kondu başına. Yürü. Talih kuş? Hünkârımız gelmeni buyurmuş. Bir an önce hazırlamamız lazım seni. Halvet var. Hadi Mustafa. Ya ben abim görmek istiyorum. Ahmet senin abin değil. O aslan sen kuzusun. Katline fetva istemiş. İlk fırsatta boğazlayacak seni. Ama ben saraya dönmek istiyorum. Mustafa. Benim küçük şehzadem. Elbet bir gün döneceğiz. Lakin şimdi değil. Allah'ın izniyle bir gün hakkımız olan tahtı almaya döneceğiz. Gittiğine üzülmedim ki Mustafa. Geldiğine neden sevindim? Dürüstlüğünüze her daim hayran kalmışımdır sultanım. Yerinde olsaydım Mısır'da kalır keyfime bakardım. Malum bu kubbe altında kimseye huzuru yok. Halime Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Sultanım. Senin için geceleri pek durmaz sarayda. Soluğu gedikli meyhanelerde alır demişlerdi. Görüyorum ki pek vakit bulamıyorsun. Şikayetim yok. Fakat gecenin bu vaktinde geldiğinize göre sizin var. Hadiselerden mütevellit seni tebrik edemedim. Eminim hünkârımızı çok iyi koruyacaksın. Lakin bazı şüphelerim de yok değil.
Bilhassa Şahingira'ya bu kadar itimat etmene hayret ediyorum doğrusu. Sizi yakaladığı için olabilir mi? Neden yakaladı? Nasıl bir fayda umdu? Hiç düşündün mü bunları? Kendince birçok sebebi olabilir. Mesela Kırım tahtına oturmak için. Malum kimin Kırım Hanı olacağına hünkârımız karar verir. Ben onun gözlerinin içine baktım derviş. Dipsiz bir kuyu misali. İçinde neler olduğunu asla bilemezsin. Sultanım, başka bir husus yoksa? Yarın Ulufe günü. Yerinizde olsam parayı bulup dağıtırdım. Askerin bu kadar beklemesi bile mucize. Malum, zafiyetin kokusunu evvela onlar alır. Hadiseleri işittin. Öyle değil mi? İnanmayacaksınız fakat hayli üzüldüm. Hünkârımız için dua ettim. Dua edenimiz o kadar az ki. Teklifini düşündüm Halime. Eski yaraları, düşmanlıkları unutup Safiye Sultan'a karşı birlik olma vaktidir. Evlatlarımız için sultan. Onların güzel başları için. Safiye Sultan'ı bu saraydan kazıyıp atacağız. Hacı Ağa. Bildiğiniz bilmediğiniz Safiye Sultan'a gönülden sadık kim varsa haremde, her birinin adını yazdım. Şehzademiz nasıl? Sakın! Kimse yaklaşmasın. Uzak durun kardeşimden. Ne oluyor? Korkma bir ses. Çıkın dışarı sultanım. Validem gelmedi, hiç kimse bu odaya girmeyecek. Değil Rubam. Geçti gitti. Şehzademiz artık emniyette. Gel. İşte bizim sultan torunumuz. Her daim böyle dik olacaksın. Kardeşine sahip çıkacaksın. Ailenin yanında olacaksın. Sultanım, yemeğiniz hazır. Evlatlarım yalnız. Aç mı susuz mu bilmezken benim boğazımdan lokma geçer mi Menekşe? Kaldır şunları. Gönlünüzü ferah tutun sultanım. Kötü bir şey olsa işitirdik. Sultanım. Bir şey oldu. Şehzademiz de Dilruban Sultan'da iyiler. Sıhhatleri yerinde. Bunları söylemek için seni göndermiş olamazlar öyle değil mi? Bir şey oldu. Telaş etmeyin sultanım, beni dinleyin. Konuşsana hatun, ne oldu şehzademe? Ağanın biri şehzademizi öldürmeye çalıştı. Hacı Ağa, ne demek oluyor bu? Halime Sultan nasıl gelir buraya? Sizin de gitmeniz lazımdı. Lakin hala buradasınız Sultan. Hmm.
Valide Sultanımız Halime Sultanımızı bağışladılar. Zira Şehzademizin daha fazla yalnız kalmasına gönlü razı gelmedi. Koş koş, yetiş. Başımıza çorap ördünüz ama söküp atmasını da bildik. Hamdolsun. Kendi marifetiymiş gibi anlatıyor bir de. O akılları kim verdi besbelli sana. Kösem Hatun. Yahu ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimdendir demiş. Ben yetiştirdim onu, ben. Sen bizi hafife al da. Yakında kafese kapatacağım seni. Altın kafese. Sen evvela ağzını kapat. Vallahi her konuştuğunda midem bulanıyor. Böyle abuk subuk ne dediğim belli değil. Onu da söyleyeyim. Mustafa! Geldim oğlum. Buradayım. Yanındayım. Dilruba'm. Benim güzel kızım. İyi gelecek sultanım. Ne var Cennet? Şehzademiz Mustafa için geldim. Kendi dairelerinde kalacaklar. Sultanımız hasta olduğu için bizimle kalıyorlar. Hayır Cennet. Şehzadem benimle kalacak. Valide Sultanımızın emri var. Ne kadar itiraz etseniz nafile. Buyurun Şehzadem. Gitmeyeceğim ben. İnat etmeyin ne olur. Ne vakit isterseniz getiririm ben. Görürsünüz validenizi. Ben de geleceğim kardeşimle. En son şehzademizi size emanet ettiğimizde başımıza neler geldi malum. Mustafa. Açın kapıyı. Gözlem. Gözlem'le konuşmam lazım. Gözlem. Kösem Sultanım. Sultanım ne olur dinleyin. Halime Sultanımız sizi çağırıyorlar, konuşmak istiyorlar. Yaralı olmasaydı kendi gelirdi. Lakin durumu çok ağır. Benim hainlerle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yapmayın sultanım. Şehzade Mustafa'yı alıp götürdüler. Bugün değilse yarın canına kıyılacak diyorlar. Gel Gözlem. Gel de ne hallere düştüğümü gör. Rüzgar eken fırtına biçer. Başınıza ne geldiyse sizin yüzünüzden. Başka suçlu aramayın. Günahımı alıyorsun. Safiye Sultan'ın kurbanıyım ben. Evladımı aldı koynumdan. Mani olmak istedim. Direndim. Bak bana ne yaptılar. Hançerlediler beni. Hançerlendiniz. Sırtınızdan. Safiye Sultan ihanet etti size. Haberim dahi yoktu. Saldırdılar bana. Herkesi bu yalanlara ikna edebilirsiniz, lakin beni değil. Safiye Sultan'la işbirliği içinde olmamanıza dair sizi uyarmıştım. Safiye Sultan bu. Kullandı, sonra da kurtulmak istedi. Yaşadığınız her şeyi hak ediyorsunuz. Gözün öfke bürümüş. İntikam almak istiyorsun. Ne desem beyhude.
Acını benden çıkar. Öfkeni bana kız. Lakin Mustafa'mı kurtar. Yardım et ona Gözem. Gözem Sultan. Ne olur konuş hünkârımızla. Kardeşimi bağışlasın. Sana yalvarıyorum, onu koru. Ben şehzademizi korumak istediğim için saraydan çıkarmıştım Dilruba. Onu ateşe atan sensin. Kardeşini felakete sürükleyen sen ve validen. Günah sizin boynunuza. Dışarıya çıksam böyle. Sarayda çok sıkılıyorum. At binebilir miyim anne? Daha sonra aslanım. Söyledim ya, sırça köşke gitmemiz lazım. Söz mü? Söz benim güzel şehzadem. Söz. İyi değilsin sultanım. Validem. Şşş. Afyon şurubu şimdi tesirini gösterir. Neden buraya geldik? Bahçede oyun oynamak istiyorum ben. Seninle konuşmam icap eden bir mesele var aslan. Mustafa. Hiç korkma, tamam mı? Bir gün seni çıkaracağım. Şehzadem. Burası senin yeni dairen Mustafa. Artık burada kalacaksın. Neden? Benim yüzümden. Safiye Sultan'a güvenip seni tahta çıkarmak istedim. Hünkar abin işitince bana çok kızdı. Beni senden ayırdı. Lakin korkma. Burası çok emniyetli bir yer. Ağalar seni koruyacak. Hem Ceylan Hatun da burada. Sana o bakacak. Ceylan, şehzademizin bütün yükü burada mı? Burada sultanım. Bak, kıyafetlerin, oyuncakların, her şeyin burada. Hocaların da buraya gelecek. Derslerine devam edeceksin. Peki sen gelmeyecek misin? Hayır. Ama sana söz veriyorum. Cezam bitince geleceğim. Anne istemiyorum. Gidelim buradan. Ben burada kalmayacağım. Anne. Evladım sana emanet. Sofranız hazır şehzadem. Buyurun. Yemeyeceğim. Annemi çağırın. Anne! Açın şu kapıyı. Neredesin? Anne! Açın şu kapıyı. Açın! Anne! Dilruba Sultanımız bir şey yemeyeceğim diyorlar. En azından siz. Handan ve derviş.
aralarında bir münasebet olduğu çok belli. Bizimkisi sadece bir tahmin. Bir şey görmedik ki. Ne vakit hislerimde yanıldım. Kati suretle bunu ortaya çıkarmamız lazım Menekşe. Bundan sonra en mühim işimiz bu. Ne oluyor? Terlemişsin Nirasa. Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Zeynep Kalfa. Ne olur yardım et. Hünkârımızı görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Hiç çeneni yorma hatun. Hekimlerden başka kimse giremez. Hem sen canına mı susadın? Hastalık sari. Ölürsün. Sultan Ahmet yoksa zaten öldüm ben. Ne oldu buna? Hasta. Ağlar, çabuk hekimleri çağırın, çabuk. Siz de kızları yaklaştırmayın. Tövbe bismillah, tövbe tövbe. Yaklaşmayın sakın. Bilmeniz icap eden mühim bir husus var. Hünkârımızın diğer gözdesi Raşa Hatun'la alakalı... Aslanım bu haldeyken cariyelerin derdini mi dinleyeceğim? Sultanım, Raşa Hatun gebe. Hasta diye şifahaneye götürdüler. Çiçek sandık. Lakin gebeymiş. Aylardır beklediğim haberi. Evladım ölümle pençeleşirken alacakmışım meğer. Ört başını hatun. İyice ört. Aman diyeyim. İki canlı olduğunu sakın unutma. Dikkat et kendine. Edirne Sarayı'nda ne kadar kalacağım peki ha? Onu ancak Rabbim bilir hatun. Dua edelim de hünkârımız bir an evvel iyileşiversin. Peki ya iyileşmezse? O zaman ne olacak? Maazallah. O vakit hanedanımızın tek umudu sen olursun Raşa. Tabii eğer karnındaki bir şehzadeyse. Gidelim. Öyle şeyler işittim ki sultanım. Hünkârımızın gözdesi... Bana ne bunlardan Menekşe? Şifacı Hatun'dan haber ver. Diyeceklerim mühim sultanım. Hünkârımızın gözdesi Raşa Hatun. Çiçek oldu. Tecrit attık demişlerdi. Gözlerimle gördüm, sapasağlam. Meğer gebeymiş. Edirne Sarayı'na yolluyorlar bugün. Demek kandana tekrar gün doğdu. Benim güneşim batarken onlara gün doğdu. Safiye Sultan pek sevinmiştir. Oğlum benim. Aslan Şehzadem. Thank you.
sultanım. Emriniz üzere haber uçurmuştum. Celal-i Eşkıyası da Raşa Hatun'un yolunu kesmiş. Öldürmüşler. Hala. Madem ki benim oğlum can verecek. Varsın yıkılsın bu saray. Bu kubbe. Varsın kurusun soyumuz. Varsın güneş doğmaz. Rüzgar esmesin. Çiçekler açmasın. Kuşlar ötmesin. Şehzademiz ay parçası gibi. Maşallah. Allah'ım çok şükür. Bugünleri de gösterdim bana. Halime. Sen ne yapıyorsun burada? Telaş etmeyin. Sadece şehzadeyi görmeye geldim. Sultanım. Osman. Nazarlığı takmak için geldim. Hemen öyle şerre yormayın. Aklınıza neler geldiğini hissedebiliyorum. Bunun sebebi sensin Halime. Senin bugüne kadarki kabahatlerin. Beni kendinize karıştırmayın. Ben asla bir şehzadenin canına kastetmedim. Etmem. Lakin siz bu yüzden sürgün edildiniz. Şehzade Osman'ı gördünüz mü validem? Gördüm. Şimdi ne olacak? Nereden bileyim Dilruba? Zaten asabım bozuk. Geçmiş ahiret sualleri soruyorsun. Validem yavaş, canımı acıtıyorsunuz. Gel. Sultanım. Şehzademiz Mustafa hakkında kulağıma bir takım haberler çalındı. Hiçbir yere gitmeyeceğim Menekşe. Ne işittiysen bilmek istiyorum. Bu benim hakkım. Dilruba. Endur'un ağalarından biriyle konuştum. Birileri hünkârımıza haber yollamış. Artık bir şehzadeniz var. Soyun sizden yürüyeceği aleni. Şehzade Mustafa'nın akıbeti ne olacak diye sıkıştırıyorlarmış. Gözlerini kan bürümüş bunların. Gel. Hünkârım, Halime Sultan geldiler. Gelsin.
bir rivayet işittim. Yüreğimde korkular büyüyor. Ulema size Şehzade Mustafa hakkında mektup yazarlarmış. Ruhunu karartan bu vesveseden kurtul artık Halime Sultan. Mustafa benim kalbimin bir parçasıdır. Benim hem kardeşim hem evladımdır. Bana rahmetli abim Mahmud'un emanetidir. Zinhar ona kıyma. Kıyamam. Allah razı olsun hünkârım. Seni zehirleyen, çirkin ittifaklara sürükleyen, nice hatalar yaptıran o korkuyu yüreğinden söküp at. Siz bu cihan devletinin gördüğü en yüce gönüllü hükümdarsınız. Hiçbir padişahın yapmadığını yapıyorsunuz. İki alemde de Muzaffer ve Bahtiyar olun hünkârım. Açın kapıyı. Açın sultanım. Ben refakat ederim. Siz kalıyorsunuz sultanım, sadece şehzademiz. Vaat edilen bu değildi. Safiye Sultan'la böyle anlaşmamıştık. Anlaşma bitti sultanım. Sakın! Mustafa! Zülfikar'a, beni şehzademe götür. Valide Sultan'ın dairesinde.
Acele edin, has odaya gidiyoruz. Annen yok artık. Biz varız. Büyük valide. Gün doğarken sen tahta çıkacaksın. Biz de yanında olacağız. Gel. Mustafa'm. Çekilebilirsiniz. Sen benden mi korkuyorsun yoksa? Ben cellatlardan korkuyorum. Korkma Mustafa. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı sadece. Şimdi uyandık. Hepsi geçti. Tamam. Cesursun canım benim. Abicim. Sadece Mahfruz'u değil Dudu. Her gece başka bir hatun yolla aslanıma. Yolla ki biri olmazsa diğeri müjdeyi versin. Merak buyurmayınız sultanım. Gel. Sultanım, Halime Sultan geldiler. Gelsinler. Hiç vaktim yok Halime. Ne diyeceksen bir an evvel söyle. Valide Sultanım. Şehzadem Mustafa'nın canını bağışlayarak bana dünyaları bahşettiniz. Hünkârımız böyle münasip gördü. İnşallah bu lütfun kıymetini bilirsin. Bu yüzden geldim. Madem ki evladım bağışlandı, ben de sadakatimi göstermek isterim. Daha dün saraydan kaçan biri için büyük laflar bunlar. Evladınızı korumak için aynı şeyi yapmaz mıydınız? Şu anda yaptığınız bu değil mi? Hünkârımızı her türlü şerden, beladan korumak istiyorsunuz. Çıkar ağzındaki baklayı.
Maziye şöyle bir baktım da bizi bir araya getirecek ne var diye. Ortak bir düşmanımız çıktı. Kalbimizi derinden yaralayan biri. Safiye Sultan. Sizin kudretiniz benim zekam ve cesaretimle birleşince önümüzde kimse duramaz. Maksadım kendimi övmek değil. Lakin hakikat bu. Ben o zaferi çoktan kazandım Halime. Safiye Sultan sürüldü. Gözyaşı sarayına gidecek. Bu söylediğinize inanıyor musunuz? Gerçekten gidecek mi? İşte bu yüzden bana ihtiyacınız var. Safiye Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsam kendi gitmediği gibi sizi göndermeye çalışacaktır. Çekilebilirsin. Şehzadem, yorulmaz mısın? Yorulmam ben. Gece gündüz at süreceğim. Keşke beni delsen yanına. Evime gidersen. Gelsen de binatıma. Ama dilemezsin ki. Yasak. Biliyorum. Birçok yere bana öğretme geçerlisiler. Öğrenebildin mi peki? Destur! Anne! Kimler valide sultan oldu? Halimi idare etmek şöyle dursun iki koyun versem onu bile güdemez bu handa. Uzak durun sultanım. Canımızı zor kurtardık. Bugün kurtulduk. Peki yarın ne olacak Menekşe? Hı? Ben sana söyleyeyim. Doğacak ilk şehzade evladımın ölüm fermanı demek. O yüzden uykular haram bize. Oğlum tahta çıkana dek haram. Zülfikar. Hünkârım. Mustafa'yı görmek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Gözüme uyku girmiyor. Aklım hep şehzademde. Ne yer, ne içer. Bir başına ne yapar? Bir başına değil Halime.
Sen de biliyorsun. Elimde bir sürü ağa, bir sürü kalfa var. Bir dediğini iki etmiyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? İstediğim çok şey değil. Günde bir kez görmem kâfi. Her gün ağlardan malumat alırsın. Daha fazlasını bekleme. Şükret Halime. Bu kadarına şükret. Gel. Sultanım, müjdeler olsun. Beklediğimiz haber geldi. Derviş Paşa Vezir-i Azam tayin edilmiş. Aslanımın en doğru kararı vereceğinden şüphem yoktu. Beni yanıltmadı çok şükür. Bir kız geldi sultanım. Israrla sizi görmek istiyor. Adı Melekiymiş. Valide Sultan şehzademizi görmenize izin vermedi, öyle değil mi? Vicdanın kırıntısı dahi kalmamış. Gözü dervişten başkasını görmüyor. Vezir-i Azam olmuş. Handan Sultan pek sevinmiştir bu işe. Sevinmek ne kelime. Yüzünde güller açtı. Ben o gülleri soldurmasını bilirim ama. Thank you.
Gel. Sultanım. Eycan Hatun sayende kurtulmuş. Öyle dediler. Vallahi sizde öyle bir kulak var ki sultanım. Hiç kimsenin sizden bir şey saklaması mümkün değil. Niye geldin onu bilmiyoruz mesela. Şöyle söyleyeyim. Kösem Sultanımız Sırça Köşk'te. Şehzade Mustafa ile. Sizi orada bekliyorlar. İçim içimi yiyordum. Beni asıl düşündüren Kösem Sultan. Bütün sırlarımıza vakıf oldu. Ölmeden hemen Reyhan'la konuşmuş. Kösem hayır olsun. Telaş etmeyin. Ağlarla konuştum. Sadece münasip vakitlerde bir tek sizi alacaklar içeri. Lakin gizli. Kimse bilmeyecek, beni de yakarsınız. Bunu sizin için değil, şehzademiz için yapıyorum. Mustafa size hasret kalmış. Allah senden razı olsun. Rabbim seni evlatlarından hiç ayırmasın. Yanımda kal. Hiç bırakma beni. Keşke Mustafa. Keşke bu mümkün olsa. Ben seni bırakır mıyım hiç? Sultanım. Zülfikar Ağa acilen sizi görmek istiyor. Geliyorum. Sultanım. Sodabaşım. Ne oldu? Getirdiniz mi Reyhan Ağa'yı? Maalesef sultanım. Kaldığı yere gittik lakin orada değil. Nasıl? Nereye gitmiş? Daha sabah konuştum. Her şeyi anlatacağını söyledi. Mehmet Girer'le gidebileceği her yere baktık. Yok, yok. Sırra kadem bastı. Belki de korkup kaçtı meczup. Ya da birileri susturmak istedi. Sultanım. Paşam. Asuda başını pek ziyaret eder oldunuz. Bir mesele yoktur inşallah. Bizi daha sıkı korumasını istedim. Zira hainler içimize kadar girmiş. Her gün yüzlerine bakıyoruz. Lakin görmüyoruz. Siz ne demek istiyorsunuz sultanım? Eğer bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Kimmiş bu hainler? İcabına bakalım. Bilmiyorum. Lakin her fırsatta saldırıyorlar.
Beni koruyacağınıza dair hünkârımıza söz verdiniz. Ertesi gece en yakın cariyeme saldırdılar. Hadise haremde olduğu için beni aşar. Valide sultanımız meseleyi aydınlığa kavuşturacaktır elbet. Aynı gece beni tehdit etmişken nasıl yapacaklar merak ediyorum. Sizi tehdit ettiler öyle mi? Önce siz ardından valide sultanımız. Bu bir tesadüf mü? Yoksa bana karşı birlik olduğunuzu mu düşünmeliyim? Size yapılan her ikazı tehdit olarak görürseniz... öyle bir an gelir ki sadece benim yahut valide sultan değil... bütün dünyanın size karşı olduğunu düşünürsünüz. Siz dahil bütün dünyayı karşıma alabilirim paşam. Yeter ki hünkârımız ve şehzadelerim emniyette olsun. Şehzademiz Mustafa'yı gördüm. Vaziyeti nasıl? Sağlığı yerinde çok şükür. Oyunlar oynadık beraber. Sohbet ettik. Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkın. Anadolu'dan her gün yeni bir isyan haberi geliyor. Ordularım dört bir yana dağılmış. Nizam halen bozulmuş. Avusturyacıları kapıda, ellerini ovuşturuyorlar. Bu husustaki fikrim malumun. Öyle ya da böyle. Sulh anlaşmasını yapalım. Gücümüzü toparlayalım. Sadece bu bile asilerin gözünü korkutmaya yetecektir. Atalarımın kılıç hakkıyla kazandığını ellerimle vereyim. Dediğim bu mu? Sen doğrusunu bilirsin. Lakin maazallah tahtın tehlikedeyken... kağıt üzerindeki bir yazının ne kıymeti olur? Hacı Ağa'yı gördüm. Sabahın köründe toplamış bütün haznedarları.
sorgu sual ediyor. Nedir mesele? Handan Sultanımız kendine baş hazneder arıyormuş. Belli. Haremi tamamen eline geçirmek istiyor. Safiye Sultan gitti. Halime Sultan'ın da eski gücü kalmadı. Gözünü bana çevirdi. Baştan beri yıldızsınız barışmadı sultanım. Hele eski saraya sürüldü ya. Hünkârımıza her şeyi anlattınız diye. Şimdi çıkaracak açısını. Ben öyle kolay lokma değilim Cennet. Baş hazinedar bizden biri olmalı. Bana sadık biri. Gel. Sultan, Derviş Paşa haber yollamış. Sizinle görüşmek istiyorlar. Sultanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizin de paşam. Safiye Sultan'ı taşıyan kayık. Kuleye yaklaştı, işte şurada. Kız Kulesi'nde nihayet bulacak ömrü. Boğazın ortasında. Boğazın dibinde olmasını tercih ederim. Rivayet edilir ki yüzyıllar evvel bir kral kızını yılanlardan korumak için yaptırmış kuleyi. Zira bir kahin ona çok sevdiğiniz kızınızı yılan sokacak demiş. Şimdi ise hikaye terse döndü. Hünkârımız sevdiklerini korumak için yılanı kuleye hapsetti.
Geride daha çok yılan var. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Öyle her yüze güleni dost bellemeyin sultanım. Buna siz de dahil misiniz Derviş Paşa? Hanedanımızı yok etmek isteyen Fahriye Sultan'ı korumaya pek hevesliydiniz. O yüzden mi benim ellerimde can verdi? Aklınızın bir yerinde tutun diye söylüyorum. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, gizli ya da aleni, hepsi hünkârımızın âli menfaati içindi. Hepsi. Neler yaptığınızı bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Biz esas konumuza geri dönelim. Kimmiş bu yüze gülen dost sandığım kişi? Kuyucu Murat Paşa mı? Kim olduğu mühim değil. Bugün Murat Paşa, yarın Nasu, sonra diğerleri. Niyetiniz eğer Safiye Sultan'dan boşalan yeri doldurmak ise... akıbetini göstermek istedim size. Sultan. Onlarca bostancı aşağıda. Gece gündüz nöbet tutacaklar. Hususi ihtiyaçlarınız için bir kalfayla Gürbüz Ağa vazifelendirildi. Evet, eğer bir söyleyeceğiniz yoksa benim artık saraya dönmem lazım. Bir tek isteğimiz var. Son arzumuz. Kapayın. Gürbüz Ağa. Gözünü, kulağını dört aç. Safiye Sultan'dan sen sorumlusun. Merak buyurmayın hasrodabaşım. Senin adını Köstem Sultan bizzat verdi. Aman diyeyim. Sultanımızı mahcup etme. Kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekiyor sultanım. Neyi bekliyorsun hatun? Yardım etsene. Vazifelerimin arasında bu yok sultanım. Bundan böyle her işinizi kendiniz göreceksiniz.
İsmail. Üsküdar ayın bir tekne bul bize. Şehzade Mustafa'yı teslim aldıktan sonra derya yolundan kaçacağız. Emredersin Sait Bey'im. Lakin merak içindeyim. Bu işin sonu nereye varır? Hele bir şehzadeyi elimize geçirelim. Sonra seyreyle alemi. Herkes Efendimiz Kalenderoğlu'nun etrafında birleşecek. En güçlü şekilde payitahta yürüyeceğiz. Ve Sultanahmet'in kellesini alacağız. Nasıl Beyzadem? He? Solomon Efendi. Bunları bırak da sen şu zulana koyduklarını çıkart bakalım. Çıkarırım pasam. Yeter ki sen iste Beyzadem. Hemen. Demek çok kıymetli bir hatındır. Bilhassa üst odalara. Mahzenlere bakın. Girilmelik delik kalmayacak. Dört bir yanda kuşlarınız mevcut sultanım. Elbet biri fısıldayacak kulağımıza. Elini çabuk tut Nasu. Mevzu bahis, hanedan-ı Ali Osman'ın kaderi. Bir tek şehzademiz var, o da kaçırıldı. Düşmanlarımızın eline geçerse şayet. Yahut bir şey olursa felaketimiz olur. İnşallah bulacağız. Ve fakat sultanım eğer teslim edersek hünkârımız anında katlettirir. Sen evvela bul. Akabinde teslim şartlarını konuşuruz. Sabah erken çıkmışsın. Yine nereye kayboldun? Beni bırak şimdi Şahin. Yakında payitaht karışacak. Çarşıda dervişe rastladım. Halime Sultan. Hı, işittim. Yavru aslan kafesten kaçmış. İnşallah sırtlanlardan önce onu biz buluruz. Biz mi bulacağız? Hı-hı. Belki karşılığında seni kırmağını yaptırırım. Şahin, ne demek şimdi bu? Şehzade Mustafa'yı pazarlık mevzu mu yapacaksın? Neden yapmayalım? Osmanoğlu, Cengiz Han soyundan gelenleri elinde oyuncak etmişken biz neden yapmayalım? Hı? Neden burada olduğumuzu unuttun mu kardeşim? Bizi nasıl esir tuttukları aklından uçup gitti mi? Diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Kırım tahtını neden bana versinler Şahin? Kalgay olarak taht senin hakkındır. Benim bambaşka hayallerim var kardeşim.
bambaşka. Vakti geldiğinde öğreneceksin. Abin değil Mustafa. Dilruba, sen kardeşini içeri götür. Sultanım. Ortalık epey sakin. Sizden umudu kestiler. Musa Paşa'mız hazır olmanızı istedi. Yarın sabah geliyoruz. Söyle Paşa'ya biz hazırız. Kaldı bitecek çilemiz. Yarın hep birlikte bu delikten çıkacağız. Katırgamız yelkenlerini basıp bizi Mudanya'ya götürecek. Orada şehzadesini bekleyen bir ordu var. Senin ordun. Ama ben sarayımıza dönmek istiyorum. Döneceğiz aslan. Evvela seni bir Azrail'in elinden kurtaralım. Döneceğiz. Azrail kim anne? Senin Azrail'in abin. Abin Ahmet. Sultanım, bir an evvel çıkmamız lazım. Kara Seyit bizi limanda bekler. Gidelim. Ben bunu yemem, çıkaracağım. Mustafa, canım kardeşim, ne demiştim ben sana? Bu bir oyun, kötü insanlardan saklanma oyunu. Onları yakalanmamızı istemezsin değil mi? Yakalanırsak bize ne yaparlar? Hadi bakalım. Gidelim artık.
Yavaş be adam, önüne bak. Hayırdır Musa Paşa? Nereye gidiyorsun? Çekil önümden. Ne istersen yaparım. Bırakın! Bırakın beni! Anne! Bırak beni! Zannediyorum hünkârımız sizden daha cömert olacaktır. Köpek! Sait, Sultan seninle anlaştı. Ha? Halime Sultan esaslı hatunmuş. Sen ise Osmanoğlu'nun köpeği olmuşsun. Ve vakitler hepinizin olduğu gibi mi? Bak Kara Sait, önünde iki tane yol var. Ya şehzade için canından olursun ya da kaçıp kurtulursun. Karar senin. Fazla vaktin yok, acele et. Doğru karar. Kalenderoğlu'na selamımı ilet. Yakında görüşeceğiz. Elbet görüşeceğiz.